Oyun kelimesinin tanımı kesin olarak bulunmasa da herkesin kabul edici bir özelliği belirlenebilir. Oyunların hepsinin yazılı ya da ima edilen kuralları vardır. Oyun dediğimde bahsettiğim sadece video oyunları değil. Sporlar, kart oyunları, sokak oyunları, masa oyunları vesaire. Kuralları ile birlikte de oyunlar aslında insanların içlerinde bulunduğu sistemler haline gelirler. Bu kurallar yani sistemler, oyunların ana özelliği olduğu için anlamlarında ve amaçlarında büyük rol oynarlar. Ve sistemler daha karmaşıklaştıkça anlam kazanmaya başlarlar. Ya da daha eğlenceli ve kolay olması için anlam verilir. Ama bu anlam kazanma daha çok tam tersi yönde olur. Mesela Monopoly emlakçılığın sistemize edildiği bir oyundur. Oyunda mülk alıp satarak diğer oyuncuları batırmaya ve tek el olmaya çalışırsınız. Basit de olsa gerçek hayatta olan bir olayı sistemize ederek oyuna çevirmiştir. Ama bu olaylar karmaşıklaştıkça doyurucu bir şekilde sistemize etmek zorlaşır. Masa oyunu Warhammer 40k buna iyi bir örnek olabilir. Warhammer bir minyatür savaş oyunu ve sadece basit kurallara 25 sayfa alıyor. Oyundaki her minyatürün farklı özellikleri ve kullandıkları farklı zarlar var. Minyatürlerin hareketleri için de gerçek masa uzunluğu kullanılıyor. Warhammer iki büyük bilim kurgu ordusunun savaşını gerçekçi ve rekabetçi yapabilmek için çok karmaşık bir şekilde sistemize ediyor. Ama bu sistemler bilgisayarlarda ve video oyunlarında daha farklı. Europa Universalis oynarken benim zar atıp hesaplama yapmama gerek yok. Bilgisayar benim için tüm uğraştırıcı hesaplamaları hallediyor. Battlefield'daki can, silah, kurşun, yürüme sistemlerinin nasıl işlediğini, numaralarını ve kurallarını bilmeme gerek yok. Sistemlerin farkında olsam da özellikle kurallara uymakla uğraşmam gerekmiyor. Bu da bizi rol yapma oyunlarına getiriyor. Video oyunlarında muhtemelen en çok sistemin ve kuralın bulunduğu tür rol yapma oyunları. Can, büyü, karakter, toplum, şehir vesaire. Bunun nedeni de kapsamının çok geniş olması. Prince of Persia'da puzzle'lar çözüp parkur yapıp savaşıyorsunuz. Ama Morrowind gibi bir rol yapma oyunundakine benzer zırh, envanter, diyalog ve karakter gelişim sistemleri yok. Rol yapma oyunlarının bu sistemleri de çok geniş olduğu için düzgün ya da gerçekçi yapmak aslında çok zor. Peki günümüzde geçen bir oyunun sistemi nasıl olabilir? Savaş şu anki toplumun çok uğraştığı bir etkinlik değil. Bu yüzden bununla ilgili tüm sistemler alakasız. Günlük hayatta güç, çeviklik, dayanıklılık gibi özelliklerin de çok bir etkisi yok. Çünkü normal hayat altın kazanıp güçlenmek için zindandan zindana koşmaktan daha karmaşık. Etrafta onlarca insan, onlar hakkında düşünceler, stres, sorumluluklar, sağlık ya da herhangi iki kişinin rastgele diyaloğu. Bunlar şu anda sistemize edilmesi imkansız şeyler. Çünkü içindeki tüm değişkenleri bulup hesaplayamıyoruz. O zaman günümüzde geçen bir rol yapma oyunu imkansız mı? Disco Elysium modern zamana en yakın ve son zamanlarda oynadığım en iyi rol yapma oyunlarından biri. Ama Disco Elysium'da bu özellikleri tamamen sistemize etmiş değil. Hatta neredeyse tam tersini yapmış. Rol yapma oyunları genelde bir karakter yaratmanızla başlar. Artılarını, eksilerini belki de arka planla belirlersiniz. Ya da size hazır bir karakter sunulur ve onun rolüne girersiniz. Disco Elysium iki tarafı da hem yakın hem uzak. Oyuna başlarken karakterin özelliklerini belirleseniz de bu özellikler biraz belirsiz. Karakterimizin 4 ana özelliği ve bunların altında 24 yeteneği var. Ana özellikler aslında bayağı basit. Zeka, zihin, fizik ve kas becerileri. İşleyişleri de diğer oyunlara benzer. Mesela fiziğiniz ne kadar yüksekse o kadar güçlüsünüz. Zihin özelliğiniz iyiyse insanları daha iyi anlıyorsunuz. Ama işler yeteneklere girince biraz karışıyor. Oyunda karakter konuşurken araya başka karakterler girmeye başlıyor. Bu karakterler de aslında oynadığımız polisin 24 yeteneği. Diyaloglar hakkında kendi fikirlerini belirtiyorlar. Yeteneklerin hepsi de alışagelmiş RPG özelliklerinden değil. Örnek olarak İç İmparatorluk isimli bir yetenek rüyalar ve önsezi ile alakalı. Ya da yarı ışık vücudunuzla insanları ne kadar tehdit edebileceğinizle alakalı. Oyunun karşısına gelen diyalog seçenekleri de böyle yeteneklerle oluşuyor. Yani hem sizin seçeneğinizde atılan bir zar var hem de arka planda yeteneklerinize göre atılan bir zar var. Bu yeteneklerin her zaman yüksek olması da iyi bir şey değil. Fizik yetenekleri çok yüksek olan bir karakter hayvan gibi davranmaya başlayabiliyor. Ya da uyuşturucuya karşı dayanıksız olabiliyor. Eğer empatiniz yüksek ama iradeniz düşükse polis karşısındakinin durumu yüzünden ağlayarak kriz geçirebiliyor. Ya da ansiklopedi yeteneğiniz yüksekse polisin alakalı alakasız aklına bir şeyler gelebiliyor. Bazen de bu yetenekler diyaloglarda saçmalıyor ya da kendi çıkarları için yalan söylüyorlar. Disco Elysium'daki bu sistem de aslında günlük hayatı ve modern yaşamı tam olarak yansıtmıyor. Ama bu oyunda işe yarıyor çünkü açık dünya oyunu değil. Oyunun belli bir hikayesi var ve ona göre devam ediyorsunuz. Geliştiriciler karakterinizin yapabileceklerini sınırlandırarak gerekli sistemleri de ona göre inşa etmişler. Normal bir insanda polisleri anlama yeteneği olmasını beklemezsiniz. Ama Disco Elysium'un hikayesine tam oturuyor çünkü ana karakter polis. Bu yüzden hikayenin belli bir rotası olması da sistemleri sınırlayabiliyor. Witcher 3 açık dünya olsa da diğer oyunlar kadar diyalog ya da yetenek seçeneğine ihtiyacı yok. Çünkü Geralt neredeyse 100 yaşında bir Witcher. Karakteri artık yerine oturmuş, yapacağı ve söyleyeceği şeyler bir bakıma kendi iradesi tarafından kısıtlandırılıyor. Bu kötü bir şey de değil. Açık dünyada tamamen özgün karakterlerle iyi bir hikaye yapabilmek gerçekten zor. Önceden yazılmış karakterler hikayeye yön vermek için iyi bir araç. Ama Disco Elysium'da durum yine biraz farklı. Oynadığımız polisin geçmişi, ismi, hatta yakın zamanda karıştığı olaylar olsa da yeteneklerini biz belirliyoruz. Diğer oyunlardan farkı şu ki polisin tek belli özelliği önceki gece sarhoş olup etrafı dağıtmış olması. Geri kalanlar tamamen oyuncuya ve en başta seçilen yeteneklere bağlı. Oyundaki asıl amaç hikaye boyunca nasıl bir polis olduğunuzu belirlemek, yani karakterinizi yaratmak. Oyun seçilmenize göre sizi bir politik tarafa dağıtıyor. Bunlar moralizm, ultraliberalizm, komünizm ve faşizm.
Bu politik taraflara geçmek için de ilk önce seçimlerinizin bunlara yakın olması lazım. Sürekli para hakkında konuşuyorsanız ultra liberalizm düşüncesi oluşmaya başlıyor. Karakteri değiştirmenin başka bir yolu da bu düşünceler. Polisin aklına oluşan düşüncelerden seçtiklerinize odaklanıp düşünceleri özümseyebiliyorsunuz. Bazıları direkt yetenekleri artı ve eksi olarak dönse de birkaç tanesi sadece karakterinizi belirliyor. Eğer çok intihara meyilli davranırsanız ve gelen fikri özümserseniz her akşam intihar etme seçeneği ortaya çıkıyor. Ya da çok düz bir polis olursanız oyun normal ve sıkıcı olduğunu söyleyen bir düşünce çıkarıyor. Özümserseniz de tüm yetenekleriniz ortalamaya sınırlanıyor. Söylediğim gibi oyunun sistemi tam olarak gerçekçi olmasa da kendi hikayesi için yeterli bir seviyede. Macera ilerledikçe bu daha çok belli oluyor. Bu kısımdan sonra hikayeye spoiler'a gireceğim. Eğer oyunu denemek istiyorsanız şu andan sonra videoyu kapat. Oyun ilerledikçe polisin geçmişi ve yaşadığı dünya hakkında daha çok bilgi alıyoruz. Oyunun geçtiği şehir Revachol bir sürü çalışmanın ortasında kalmış bir bölge. Polisin doğumundan önce Revachol'de bir devrim olmuş ve komünistlerin zaferiyle bir komün oluşturulmuş. Ama diğer ülkeler bir koalisyon oluşturarak Revachol komününü yenmişler ve özel idari bölge oluşturulmuş. Oyunun olduğu zaman da Revachol'un bir devleti yok. Sadece halk tarafından kurulan meşru olmayan bir polis gücü var. Oynadığımız karakter de bölgeye gönderilmiş bir polis. Polisin amacı davayla uğraşmak olsa da alkolik olduğu için kaldığı hosteli dağıtmış ve gece uykuya dalmış. Oyun da burada başlıyor. Polisi istediğiniz şekilde oluşturup aynı zamanda davayı çözmeye çalışıyorsunuz. Bölgeyi araştırdıkça ve insanlarla konuştukça polisin oyun başlamadan önce neler yaptıklarını öğreniyorsunuz. Sarhoş olduğu için yaptığı iyi bir şey yok. Silahını ve rozetini kaybetmiş, hatta polis arabasını perte çıkarmış. Davayı çözdükçe oyunun dünyası hakkında daha çok şey öğreniyor, polisi ona göre şekillendiriyorsunuz. Bir süre sonra polisin asıl ismini öğreniyorsunuz ama bu ismi kabul edip etmemek size kalmış. Disco Elysium'un hikayesi de aslında bayağı absürt. Oyunun dünyasının bizimkinden farklı özellikleri var. Bunların en önemlisi de Pale. Pale içine girdiğinizde yavaş yavaş her şeyin kaybolduğu, dünyanın %70'ini kaplayan bir bölge. Her şey dediğimde gerçekten tüm şeylerden bahsediyorum. Çünkü yeteri kadar ilerlerseniz fizik kanunları da kaybolmaya başlıyor. Ve tabii ki de içinde uzun zaman geçirmek insanlar için zararlı. Ve oyunun dünyasında herkes bilmese de bu bölge sürekli büyüyor. Bu bilgileri oynadığınız yan hikayelerden öğrenebiliyorsunuz. Örnek olarak bir görevde şehrin açıklarında bulunan eski bir kilisede bir kadın araştırma yaparken yakındaki Raver'lar da kiliseyi parti için kullanmak istiyor. Anlaşma yaparak iki tarafın da isteğinin gerçekleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Hatta kilisenin tepesinde yaşayan bir adam da var ama sorun çıkarmıyor. Kadının araştırmasına yardım ettikten sonra kilisenin içinde hiçbir sesin olmadığı 2 milimetrelik bir noktanın olduğunu buluyorsunuz. Eğer araştırmaya devam ederseniz bu noktanın aslında yeni bir Pale olduğunu ve bu kiliselerin her birinin bu noktalar üzerine yapıldığını öğreniyorsunuz. Yani Pale hem dışarıdan büyüyerek hem de rastgele bölgelerde ortaya çıkarak genişleyerek dünyayı yok ediyor. Aynı zamanda Pale'ın da 27 sene içinde dünyayı tamamen içine alacağını öğreniyorsunuz. Ama isterseniz Raver'larla dans edebilirsiniz. Disco Elysium'un ana olay örgüsü de bunlardan çok farklı değil. Oyunda ilerledikçe dava daha çok karışıyor ve bir süre sonra polisin elinde sadece tek bir ipucu kalıyor. Suyun açıklarında küçük bir ada. Kurbanı öldüren kurşunun gelmiş olabileceği noktaları araştırırken polisin sadece elinde bu nokta kalıyor. Ve gerçekten suçlu burada. Konuştuğunuz anda suçunu itiraf ediyor hatta. Öldürme sebebi de yabancı bir askerin saplantı yaptığı kadınla birlikte olması. Davanın arkasında büyük bir politika ya da olay yok. Sadece hasta ve yaşlı bir asker. Bu oyunun sonu için bayağı kötü görünüyor olabilir. Davayı çözmek için harcanan saatler sonucunda çözümün bu kadar basit olması garip, daha doğrusu absürt. En başta söylediğim gibi Disco Elysium'un kullandığı sistem tam olarak gerçeği yansıtmasa da oyuna uygun. Çünkü oyun bitse bile sistemin nasıl çalıştığı hakkında tam bir fikriniz yok. Normal hayatımızda ilişkilerimiz ve yaptığımız işlerden tamamen emin olamadığımız için oyunda bu soruna bir çözüm sunmuyor. Oyunun dünyasında da benzer şekilde bir bütün ortaya çıkarmak zor. Revachol içinde farklı ideolojilerin bulunduğu, hiçbirine tam kontrol sağlayamadığı savaştan çıkmış bir bölge. Hikayedeki karakterler de bu olayların etrafında çevrili. Kurban, büyük şirketler tarafından grevi durdurmak için gönderilmiş bir paralı asker. Katil ise devrimden kalma 40 yıldır aynı adada kalan yaşlı bir adam. Kurbanın sevgilisi ise şirketlerde casusluk yapan bir suçlu. Ve oyunu oynarken bunların hepsini takip edip her şeye kesin bir cevap bulmak imkansız. Ama oyunun asıl özü de bu. Söylediğim gibi oyunun asıl amacı kim olduğunuzu bulmak. Revachol ne kadar karmaşık, insanlar ne kadar anlaşılmaz, dünya yakında sona erecek olsa da ya da dava ne kadar anlamsız olursa olsun, siz yine de en sonunda bu saçmalığın içinde kendinizi bulmayı başardınız. Evsiz bir polis olarak ya da ultra liberal Rafael Costa olarak.